Allah Allah. Saat 5:30 oldu. 4:30'da hazır olacaktı raporlar. Niye açmıyor bu adam? Hastanede kapattı telefonu herhalde. Sonra da kapalı unuttu şaşkın. Şaşkın mı? Bu baban senin kızım ha? Ay! Kaka mı yaptın sen yine? Yürü pis kız. Bir terslik olmasın. Şu Yaman'ı arasana Dilara. Hı-hı. Belki birliktedirler. Meşgul. Allah Allah, neden kapalı ki bu adamın telefonu? Heh, Dilara, Seymen geldi mi? Yok ya, ben de ulaşamıyorum. Öyle mi? Gelir herhalde birazdan. Belki hastanede çekmiyordur. Tamam, ararım. Bahadır. Ya Seymen'e ulaşamıyorum. Çıktı mı sonuçlar? Ne demek kendisi sana anlatır? Bahadır saçmalama. Allah Allah, ulaşamıyorum diyorum ya. Ya bırak şimdi hasta gizliliği numaralarını. Onlar benim kardeşim gibidir ya. Ne? Kanser mi yani? Dur bir dakika. Nasıl bir kanser? Neyin nesi bu Hodgkin? Ne işte... Allah Allah. Buna da ulaşılamıyor. Ne oldu bunlara ya? Kesin kötü bir şey oldu. Saatlerdir telefonu kapalı. Bak saat 7. Yaman da yok. Ya ne oldu bunlara ya? Bahar yapma. Bak çocuğu da korkutacaksın. Ver ben onu içeri götüreyim. Hala yok mu Seymen? Yok. Teyzem krizi geçiriyor. Bahar. Bahar ne oldu kızım? Seymen ortadan kayboldu. Aa yapma, şimdi gelir. Şarjı falan bitmiştir. Önemsiz bir şey çıktı herhalde. Sonra gece anlatırım demiştir, işe dalmıştır. Bakayım sana önemli haberlerim var. Sedat aradı. Tam 7 resim satılmış. Çok iyi bak, bayılmam işe yaradı. Hele bir de kanser falansa mı hepsi gider. Salak salak konuşma da gel bana yardım et yemek için. Kalk. Ay ne oldu hepinize birden ya? Tamam tamam, bir sürü şey oldu. Doktor ameliyata girmiş. Ha. Büyük bir terslik olmuş. Bir türlü çıkamamış. Seymen de beklerken telefonu kapatmıştır. Yasak ya orada. Ben doktorun sekreterinden öğrendim. Bekliyorum, şimdi gelir. Ya. De yani. İnsan bir haber verir. Geberdik burada. Şöyle. Ya bu erkek milleti böyle. Şimdi gelince bir de aa arayacak mıydın falan der. Hah. Bakarım ben. Ben bakalım. Oo, asmalı konaklılar. Bu ne? Gelin hanıma geçmiş. Buyurun. Olsuna geldik. Nasılsın gelin hanım? İyi misin? Doktor ne demiş? Öğrenemedik. Seymen gelmedi daha. Ah, hoş geldiniz. Sana iyi bir haberimiz var Sümbülen'le. Hayırdır? Evi aldınız mı yoksa? He, aldık. Yarın tapu işlemlerini yapacağız. Bir güzel, bir güzel Sümbül anne. Bayılırsın vallahi. Benden kurtulacağına pek seviniyorsun bakıyorum. Aa, kurtulur muyum Sümbül anne? Onu bir Salih'e aldık. Rıza büyüsün, biz sonra geleceğiz. Ortaokula inşallah. Hoş geldin ağam. Bahadır çıkmamış hala ameliyattan değil mi? Yok çıkmadı. Ben de geldim.
Ama bir ara başka doktorla konuştuk. Önemli bir şey yok dedi. Kansız falan işte. Dikkat etmezse verem olabilir dedi. Yarın şu sergide tanıştığımız doktora da götüreceğim raporları. Dedim ben. Şu hale bak, kibrit çöpü gibi. Seymen, saatlerdir öldük burada. Telefonu neden kapalı? Hastanede yasak galiba. Evet evet, yasak. Bana bak. Senin bir kadın doktorla ilişkin falan mı var? Neler saçmalıyor bu ya? 3 saat hastanede oturdun. Telefonun kapalıydı. Adam hastanede ameliyattan çıkmadı. Versene şu raporları bana. Raporlar diye bir şey yok. Bilgisayarda oluyor onlar. Çıkınca Doktor Bahadır bakacak, bizi arayacak. Ama biz şu benim ilişkim olan doktor hanımla baktık. Bir şeyin yok. Kızım nerede kızım? Seymen. Ya niye? Hadi kızlar, yemeklere bakalım. Ben bakarım. Buyurun. Hah, herkes tamam oldu. Bahar nerede? Bahar Hanım kocasıyla yatak odalarındalar. Bahar, patronun geldi. Duydum duydum. Aa, ne güzel bunlar. Nasılsın Bahar? Doktor ne dedi? Kansızmışım deniyor. Bu bey öyle diyor. Hoş geldiniz Sedat Bey. Karım 3 saattir telefonum kapalı diye bozuk da. E boşanacaksın sen bu adamdan. Ben biliyorum zaten. Aa, pek mülayim bugün. Hap falan mı yutturdunuz? Ya da kaçamak falan yaptı ha? Bir şey yaptı ama dur bakalım, kokusu çıkar. 2 resim daha gitti biraz önce. Sizi derhal kutlama yemeğine götürüyorum. Hadi hazırlanın. Hadi hadi. Aa, yemek hazır. Bırak şimdi ev yemeklerini. Hele senin yemeklerini hiç çekemem. Evet evet, çıkalım. Bugün başıma gelmeyen kalmadı. Biraz eğlenelim.